Ha bir de öyle, Rabbim korusun, öyle korkunç çığlıklar var ki, öyle korkunç feryatlar var ki, bir girseniz de bir görseniz o kabristanı. Büyükler anlatıyorlar tabii. Büyükler anlatıyorlar. Evliyaullah dediğimiz büyük insanların, Evliyaullah ilk önce kabir haline vakıf olurlarmış. Kerametin, babacığım rahmetullahi aleyh söylerdi. Kerametin 28 mertebesi varmış. İlk mertebede kalpten geçenleri bilir, kabir haline vakıf olurmuş. Giriyor, ben böyle bir insanı görmüştüm vaktiyle. Giriyor, işte şu azap görüyor, şu rahmet içerisinde, şu cennet bahçelerinde, bu feryat içerisinde Rabbim, Rabbim muhafaza buyursun. Ve buna kendimizi hazırlamalıyız. Kabre kendimizi hazırlamalıyız. Yani değerli kardeşlerim, kabir önemli bir durak. Aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyorlar. Ahiret duraklarının ilkidir. Orada rahat eden mahşer gününde de hesabı kolay olacaktır. Kıyamet gününde de rahat edecektir. Öyle olunca kendimizi kabre hazırlamalıyız. Çiçekçi Zahid Efendi'ye, meşhur Mevlana Hazretlerinin türbesinin çiçekçisi, şöyle demiş: çoluk çocuğuma yaşlanınca evlatlara zorluk olmasın efendim, kabir kazıyım da demiş, vefat yaklaşıyor, hazır olsun. Kabri kazdım diyor, şöyle yoruldum, biraz kenara çekildim, bir orada bir yere şöyle dayandım, bir ağaca dayandım, dinleniyorum diyor. Nur gibi bir insan geldi diyor. Ne yapıyorsun dedi bana diyor. Kendime bir kabir hazırlıyorum. Kendimin kabrini kazıyorum. Kendine kabir hazırlıyorsun da kendini de kabre hazırladın mı dedi bana diyor. Yahu asıl bu, hikmet bu. Efendim güzellik asıl burada ben derken kim bu zat, sağa sola bir baktım gitmiştir. Kim olduğunu bilemiyorum. Çiçekçi meşhur Zahid Efendi mübarek Halim Selim, ben kendisini tanımıştım. Yani mübarek bir insandı. Hazreti Pir'in bahçesinde de o çiçeklere falan bakıyordu. Yani yüce Rabbim, Allah'ım hepimize kendimizi kabre hazırlamayı nasip etsin inşallah.